Geçtiğimiz pazar günü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında Antalya'ya gelerek miting yapmıştı. Yapılan o mitingin ardından sosyal medya üzerinden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu ile ilgili tartışma yaşandı. Başkan Köloğlu'nun mitinge katılmaması üzerine yapılan tartışmalara son noktayı Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nuri Cengiz, kanal ve ekranlarında haber müdürümüz Ali Buldu'nun hazırladığı Seçim 2023 programında son noktayı koydu. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz pazar günü seçim çalışmaları kapsamında Antalya'daydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Antalya'da düzenlenen mitinge katılan Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı partililerinin il ve ilçe başkanlarıyla belediye başkanları da eşlik etti. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen. Haydi haydi kazanalım haydi. Mitinge katılmayan tek isimse Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu oldu. Köloğlu'nun mitinge katılmaması ise sosyal medyada tartışma konusu oldu ve mitinge katılmayan Köloğlu eleştirilerin odağındaydı. Herkes miting alanındaydı. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, özellikle yöneticiler ve belediye başkanları. Bir kişi eksik. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu o mitingde yoktu. Evet. Yaşanan o tartışmaları ve Belediye Başkanı Köloğlu'nun neden mitinge katılmadığını Kanal ve Haber Müdürü Ali Buldu Seçim 2023 programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nuri Cengiz'e sordu. Çok eleştirildi. Dediler ki yani Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Antalya'da miting yapıyor. Evet. Kumluca Belediye Başkanı da pehlivan güreşinde, Kumluca'da güreşlerle beraber özellikle de AK Partililere karşılıyor dediler. Sosyal medya tartışmalarına konu olan resim programda yayınlandı ve usta gazeteci Ali Buldu tartışılan soruyu İl Başkanı Cengiz'e sordu. Kumluca Belediye Başkanı'nın haberi bile yoktur ama Antalya'da bu tartışıldı. Evet. Şimdi Mustafa Köloğlu ortada. Evet. Yanında Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu var. Bu yazıları kendileri yazmışlar. AKP'li Ali Çetin, AKP'li Mevlüt Çavuşoğlu, AKP'li Menderes Türel falan filan diye yazılıyor. Kumluca Belediye Başkanı Kumluca'nın ev sahibi niteliğinde ve pehlivan güreşlerinde neden gitmedi? Doğru. Meydanlara gitmedi de buradaydı. İşte bütün tartışmalarda bu noktadan sonra yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu'nun mitinge katılmamasını eleştirenlere cevabı Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nuri Cengiz verdi. Gayet normal. Neden? Güreş Tertip Komitesi'nin başkanı belediye başkanı. Belediye başkanı olarak orada ev sahipliği yapıyor. Gelen konuklarla fotoğraf çekilmesinden daha doğal bir şey olamaz. Gelenlerin başında da Dışişleri Bakanı. Bakan yani. Tabii. Sonuçta biz her ne kadar hükümeti eleştirsek de devleti biz çok önemseriz. Tabii. Yani. Bizim için biz devleti kuran partiyiz. Bizim bakışımız asla yani siyasi bir noktadan değil o oradaki bakışımız. Devletle hükümeti ayırırız biz. Yani protokol gereği orada olması gereken doğal bir şeydir. Evet. Ha Mustafa Köloğlu başkanın dünkü mitinge katılmaması noktasında özellikle izin alarak olması gereken o olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı olarak benim iznimle. Aynı güne çakıştı. Tabii. Güreşler iki ay öncesinde güne alınmış bir. Tabii güreşlerin tarihi belliydi. Aslında Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu da mitinge katılacaktı ama miting tarihi değiştirilip güreşlerin yapılacağı tarihe denk gelince mitinge katılamadı ve Güreş Komitesi Başkanı ev sahibi olarak misafirlerini ağırladı. Ev sahibi. Ev sahibi. Bir de Türk örf ve adetlerine göre yapılmış tabii. Bir harekettir bu. Kim gelirse gelsin tabii. Karşılamak durumundadır. Yani sen bilgi, sen kısacası, AK Partilisin, sen git. Olmaz. Sen yanıma gel, sen ileri olmaz. Git. Denmez.